İyi günler Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Bugün Batı Ermenistan'ın bağımsızlık günü. Bugün Hrant anma günü. Fransa Senatosu Azerbaycan'a yaptırım çağrısına ilişkin kararı kabul etti. Bruno Retayo, Ermeni meselesi bir Fransız meselesidir. Voskanyan, Hindistan'ın Doğu Ermenistan'ı silahlandırması Hatta İran'ın Bakü'yü tehdit etmesi tesadüf değil. Ermeni Aryan kabilelerinin Ermenistan ve komşu bölgelerden yeniden yerleştirilmesi hakkında. Narın rengi, dans gösterisinin galası Fransız Tobogan Tiyatrosu'nda gerçekleştirilecek. 1918 Ocak ayında Yerzinka mütarekesinden sonra 17 Aralık 1917 Askerlerini Batı Ermenistan topraklarından çekmeye karar veren Bolşevik Rusya, Ermenistan topraklarından çekilmesini öngören Türk Ermenistan'ın kararnamesini yayınladı. Kararname, Batı Ermenistan Ermenilerinin bağımsızlığa kadar gidebilecek kendi kaderlerini tayin etmeleri hakkını içermektedir. Mondros Mütarekesi'nden 30 Ekim 1918 Amerika Birleşik Devletleri'nin 28. Başkanı Woodrow Wilson'ın tahkim kararına kadar 22 Kasım 1920, Ermenistan'ın bağımsızlığı meselesi uluslararası hukukun konusu haline geliyor. 1919'dan sonra 26 Şubat'ta Boğuslu Barpaşa Versay Barış Konferansı'na bir muhtıra sundu ve 1919 yılının 15 Mayıs'ında hükümet kuruldu. Ermenistan Batı Ermenistan topraklarında fiilen tanındı. 19 Ocak 1920. Ardından San Remo Konferansı çerçevesinde Ermenistan, Batı Ermenistan, müttefik ve birleşmiş güçlerin bir parçası olarak 11 Mayıs 1920 tarihinde de yüre olarak tanındı. Ve Yüksek Konsey, Sev Antlaşması'nı imzalamak üzere Türkiye'ye sundu. Türkiye 25 Haziran 1920'de yeni Ermeni Devleti'ni tanıdı. Karin Erzurum'un Ermeni Devleti'nin başkenti olmasına karar verildi. Bununla birlikte 10 Ağustos 1920'de Türkiye, Müttefik ve Birleşik Güçler ve Ermenistan arasında Sevr Antlaşması imzalandı. Buna göre Ermeni Devleti, Müttefik Güçlerin daha önce yaptığı gibi Batı Ermenistan, Ban, Bitlis, Erzurum ve Trabzon vilayetlerinde egemen ve bağımsız olarak tanındı. 22 Kasım 1920'de Amerika Birleşik Devletleri'nin 28. Başkanı Woodrow Wilson tarafından imzalanan tahkim kararı Batı Ermenistan ile Türkiye arasındaki sınır sorununu nihayet çözüme kavuşturdu. Bugün Hrant anma günü. Bir röportajında kendisini halkının yaşadığı acıyı anlayan ve bu yükü taşıyan bir insanım diye tanımladı. Hrant 19 Ocak 2007'de Şişli'de Agos Yazı İşleri Bürosu önünde arkadan açılan 3 el ateş sonucu katledildi. Eğer Dink uluslararası toplumun ilgi odağı olmasaydı bu suç bir kaza ya da hata olarak değerlendirilebilirdi. Türk hükümetinin kanunlarına ve kamuoyuna karşı çıkmak gibi basit bir sebeple meşhur olan Dink, Batı Ermenistan'ın acılarını anlattı. Hrant Dink, ölüm tehditlerine rağmen cesur yayınlarında, makalelerinde ve konuşmalarında sürekli olarak Ermenilere yönelik soykırımı Arminosidi gündeme getirdi. Türkiye'de ifade özgürlüğünün gerekliliğinden bahsetti. Susturulan ve tabu olan pek çok konuyu gündeme getirdi. Aktif faaliyetleri sayesinde Türkiye'de soykırım Arminosid konuşulmaya başlandı. Türk-Ermeni toplumunun varlığını ve haklarının korunması gerektiğini hatırlattı. Suikastın ardından Konstantinopolis'te binlerce kişinin katıldığı gösteriler düzenlendi. Cinayetin ardından Hrant Dink haklarını savunan herkesin özgürlüğünün simgesi haline geldi. Dink'in katledilmesi kurduğu derginin yazı işleri binası önünde toplanan binlerce kişinin hep bir ağızdan hepimiz Ermeniyiz, hepimiz Hrantız diye bağırmasına neden oldu. Polis İlk sorguda suçunu itiraf eden 17 yaşındaki O gün Samastı cinayeti işlediği şüphesiyle Samsun'daki otobüs terminalinde tutukladı. Samas suçunu itiraf etmesine rağmen dink cinayetinin tüm detayları henüz ortaya çıkmadı. Fransa Senatosu Bakü'ye yaptırım uygulanması çağrısında bulunan kararı 1'e karşı 336 oyla kabul etti. Bugün Fransa Senatosu'nun Bakü'nün Artsaha yönelik askeri saldırganlığının kınanması ve Doğu Ermenistan'a yönelik daha fazla saldırı girişiminin ve toprak bütünlüğünün ihlal edilmesinin önlenmesini amaçlayan 1 Aralık 2023'te önerilen partiler arası kararı görüştüğünü hatırlatalım. Bakü'ye yaptırım uygulanmasına ilişkin kararını Fransa Senatosundaki duruşmasında karar taslağının yazarı senatör Bruno Retayo konuşmasına Anatol Frans'tan bir alıntıyla başladı. Doğuda bir yerlerde kız kardeşimiz ölüyor. Fransız yazarın bu sözleri 1916 yılında Osmanlı İmparatorluğu'nda Ermenilere karşı gerçekleştirilen soykırım Armenosit sırasında söylenmişti. Retayo ayrıca Eylül 2023'te artsak'taki Ermeni nüfusunun tamamının sadece üç gün içinde kendi topraklarını terk ettiğini hatırlattı. Ermeni meselesi bir Fransız meselesidir diyen senatör, karar taslağının partiler arası olduğunu, bunun da Fransa'nın birleşik duruşuna işaret ettiğini vurguladı. Aliyev rejimi hakkında konuşan Bruno Retayo, yalan ve tiranlığın bir arada yürüdüğünü söyledi. Retayo, Bakü'nün tutumu soykırımın reddi yayılmacılıktır. Aliyev sürekli Yerevan'ın Ermeniler tarafından çalınan bir Azerbaycan şehri olduğunu söylüyor dedi. Senatör Erdoğan ve Aliyev'in Doğu Ermenistan'ın egemenliğine aykırı olan sözde Zangözür koridorunun kendilerine açılması yönündeki talebini hatırlattı. Retayo, UNESCO'yu Ermeni kültürel mirasının durumunu değerlendirmek üzere Artsah'a acil bir heyet göndermeye çağırdı. Bruno Retayo'nun konuşması, Batı Ermenistan Televizyonu'nun internet sitesinde dört dilde mevcuttur. Yerevan Devlet Üniversitesi'nin Doğu Bilimleri Fakültesi İranoloji Bölüm Başkanı Vartan Oskanyan, kendi Telegram kanalında yazdığına göre Hindistan'ın Doğu Ermenistan'ı silahlandırması tesadüf değil, hatta İran düzenli olarak Bakü'deki barbar rejimi tehdit ediyor ve Türkiye'yi uyarıyor. Hindistan'ın resmi olarak İran'ın Pakistan topraklarındaki Jeş-el-Adl terör örgütüne füze ve siha kullanarak saldırmasını teröristlere sıfır tolerans gösterilmesi gereğini anladığını ifade ettiği İranolog Voskanyan ancak resim daha geniş ve daha ilginç çünkü saldırılardan hemen sonra Hindistan Dışişleri Bakanı'nın İran ziyareti gerçekleşti ve bu ziyaret sırasında Hindistan kuzey-güney ulaşım bölgesinin önemli bir bileşeni olan İran'ın Çabahar Limanı'nın altyapısının genişletilmesi meselesi ele alındı. Güney ulaşım merkezi de tartışıldı. İran yanlısı Yemen nüfusilerin malların Kızıldeniz üzerinden hareketini fiilen kısıtladığı koşullarda Hindistan'ın kuzey-güney otoyolu dünya için daha da çekici ve anlamlı hale geldi. İran'ın Çabahar'ının Rakibi ise Pakistan'ın Gıvadar'ı. Dolayısıyla İran'ın saldırısı jeopolitik açıdan yine çok yönlü. Mesaj çok açık ve derin. Kızıldeniz güvenli değil, Pakistan istikrarsız ve topraklarında teröristleri barındırıyor ve Tahran ise onun nükleer statüsünü bile dikkate almıyor. Dolayısıyla Hindistan'dan başlayıp İran'dan geçen kuzey güney otoyolu Hindistan yarımadasını Avrupa'ya bağlayan en kısa yol ve güvenli uluslararası rota olarak daha da güçlenecek. Turan Orta Koridoru ve Ermenistan topraklarındaki bunun geçişi hem Hindistan'ın hem de İran'ın çıkarlarıyla doğrudan çelişiyor. Dolayısıyla Hindistan'ın Doğu Ermenistan'ı silahlandırması hiç de tesadüf değil. Hatta İran periyodik olarak Bakü'deki barbar rejimi tehdit ediyor ve Türkiye'yi uyarıyor. Dolayısıyla illüzyonları bir kenara bırakıp bu iki asyalı devlet çok çalışarak Kuzey-Güney Otoyolu katılımcısı olarak Hindistan'ın düşmanı Pakistan, İran'ın düşmanı İsrail ile müttefik olan yapay Bakü'ye ciddi bir jeopolitik alternatif oluşturması Ermenistan'ın çıkarınadır diye yazdı. Ermenistan Batı ile Doğu arasında bir köprü görevi görüyor ve doğuyu Batı'ya bağlayan uluslararası transit ticaretin kavşak noktası haline geliyor. Bu yola İpek Yolu adı verilmektedir. Ermenistan'ın elverişli coğrafi konumu aynı zamanda bölgede hakim bir konum sağlayan stratejik öneme sahiptir. Binlerce yıl boyunca Ermenistan'ın çevresinde iktidar için mücadele eden birçok devlet ve imparatorluk kuruldu. Antik dünyanın genelde tüm güçlü devletleri Aratta, Armani, Nairi, Hurri, Mitani, Hurri, Mitani, Hayasa, Ararat, Urartu ve diğer isimler Ermeni platosunu fethetmeye çalıştı. Ermenistan uygun bir coğrafi konuma sahiptir. Sümer, Akat, Mısır, Hitit, Asur, Babil ve diğer devletlerin kayıtları da buna tanıklık ediyor. Ancak Ermenistan'ın fethi kolay bir iş değildi çünkü Ermenistan'ın yüzyıllar boyunca düşmanlarına karşı cesur karşı saldırılar yapan yetenekli ve cesur savaşçıları vardı. Ermenistan ve çevre bölgelerden Ermeni Aryan kabilelerinin yeniden yerleştirilmesi hakkında başlıklı makalenin tamamı Batı Ermenistan Televizyonu'nun internet sitesinde mevcuttur. Ünlü Fransız kareograf Murat Merzuki'nin Narın Rengi adlı dans gösterisinin galası Fransa Cumhuriyeti'nin Lyon yakınlarındaki Desin kasabasında Tobogan adlı tiyatroda 19 ve 20 Ocak 2024 tarihlerinde gerçekleşecek program Satte Dat Tiyatro Birliği ile işbirliği içinde yürütülmektedir. Programda Fransız ve Ermeni sanatçılar yer alıyor. Gösteri Sergey Parajanov'un Narın Rengi filminden ilham aldı. Kaynağa göre Narın Rengi adlı dans gösterisinin Doğu Ermenistan premieri Mart 2024'te Spandaryan adlı Ulusal Akademik Opera ve Balat Tiyatrosu'nda gerçekleşecek. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Batı Ermenistan Ulusal Marşı Zartil Lao adlı eseri sunuyoruz. eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşçakalın.